Değerli milletvekilleri, birazcık kadın milletvekillerimizi ifade ettim ama biraz grup önerilerini bitirelim. Ondan sonra ara verdiğimiz zaman tekrar arka odada beraber çay içimini beraber yapalım. Bir grup önerilerine başlayalım. Birazcık da gündemimiz ilerlesin. İYİ Parti grubunun iç tüzüğün 19. maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır. Okutup işlemi alacağım ve oylarınıza sunacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Danışma Kurulu 13-2020 Salı günü toplanamadığından grubumuzun aşağıdaki önerisinin iç tüzüğün 19. maddesi gereğince genel kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. Lütfü Türkkan, Kocaeli Milletvekili, Grup Başkan Vekili. Öneri: Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve 19 milletvekili tarafından üniversite öğrencilerinin ekonomik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 15.1.2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verilmiş olan meclis araştırma önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak görüşmelerin 13-2020 Salı günü birleşimde yapılması önerilmiştir. Teşekkür ederim. Şimdi önerinin gerekçesini açıklamak üzere İYİ Parti grubu adına Adana Milletvekilimiz Sayın İsmail Koncuk. Süremiz 5 dakika Sayın Koncuk. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz mutlaka hatırlarsınız. Ocak ayı itibariyleydi herhalde. Bir evladımız Sibel Ünlü, İstanbul Üniversitesi Türk Dil Edebiyatı Bölümü 3. sınıf öğrencisi, cebimde 1 lira kaldı, yemek param yok diye bir tweet atmıştı ve ardına intihar etti. Tabii bu son derece travmatik bir hadiseydi ve Türkiye'nin gündemine üniversite öğrencilerimizin yaşadığı ekonomik sorunların çözülmesine dair Türkiye gündeminde bir takım tartışmalar başladı. Aslında bu tartışmalar rahmetli Eren kızımız intiharından sonra başlayan tartışmalar değil. Hız kazandıran bir olaydı, üzücü bir olaydı bu. Ancak o günden bugüne hükümetin yoksul öğrencileri desteklemek adına çok ciddi adımlar attığını düşünmüyoruz. Elbette zaman içerisinde 2002 yılından bu yana belli iyileştirmeler mutlaka yapıldı. Ama problemi çözebilecek adımların atılmadığını üzülerek görüyoruz. Bunu nasıl çözeceğiz? Yani biz öğrencilerimize, fakir öğrencilerimize, hatta bütün öğrencilerimize bir ücretsiz yemek yediremeyecek kadar güçsüz bir devlet değiliz elbette. Dolayısıyla bu problemi çözmek adına sadece üniversitelerde değil, ilkokuldan başlayarak üniversitelerde kapsayacak bir şekilde ücretsiz yemek uygulamasını başlatmak zorundayız. Bunu yapamadık. Bunu çözebiliriz, halledebiliriz. Yeter ki önceliğimiz gençlik olsun. Ama bu ülkede öncelik bir türlü gençler olmadı. Ne üniversite aşamasında, ne üniversiteyi bitirdikten sonra gençlerimizi adeta üniversitede okurken cezalandırdık. Üniversiteyi bitirdikten sonra işsiz bırakarak, onlarla ilgili projeler ortaya koymayarak cezalandırmaya devam ediyoruz. Değerli milletvekilleri, burada bu konuyla ilgili bir ilintili olabilir diye düşünüyorum. Öğrenci affı meselesi. Şu anda 2017-2018 tarihinde 408 bin öğrenci eğitimini yarıda bırakarak üniversiteler terk etmiş. Ailevi sebepler, ekonomik sebepler, sosyal sebepler, onlarca sebep vardır. Şimdi biz beşikten mezara kadar oku diyen bir kültürün mirasçılarıyız. Zaman zaman öğrenci affı konusunda meclis kanunlar çıkarıyor. Şimdi bir kanun çıkarmanın tam zamanı. Yani yaklaşık 500 bine ulaştığı gençlerimiz tarafından ifade ediliyor. Sizlerin açıklamalarınızın altına da mutlaka bu gençlerimiz, öğrenci affı isteyen gençlerimiz bu tweetlere yorumlar yapıyor. Ama şu ana kadar iktidar bu öğrenci affı talebini
göz önüne almadı. Bir değerlendirme yapmadı. Düşünebiliyor musunuz? Yoksulluktan, çeşitli problemlerden dolayı çocuk üniversiteyi bırakıyor. Ekmek bulamıyor belki de. Eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak para bulamıyor. Geçinemiyor. Ailesi geçinemiyor. Çünkü çocuklarımızı ailelerden farklı düşünemeyiz. Asgari ücretli bir annenin babanın çocuğunun üniversite okuması mümkün mü? Bir memur çocuğunun, bir işçi çocuğunun üniversitede rahatlıkla okuyabilmesi mümkün mü? Dolayısıyla bu ızdırap hepimizi yakından ilgilendiren bir boyut kazandı. Bizim işimiz çocuklarımızı okul dışı bırakmak değil. Hem liselerde, hem ortaokullarda, hem ilkokullarda, hem de üniversitelerde. Yani bir şekilde, bir sebeple okulunu bırakmak zorunda kalan bu gençlerimize bir şans vermeliyiz. Ve bunu zaman zaman da yapmak durumundayız. İktidarın bu taleplere kulak tıkaması, duymazdan gelmesi asla kabul edilebilecek bir durum değildir. Hem okumayı teşvik edeceğiz, hem de ekonomik sosyal sebeplerle okulunu bırakmak zorunda kalan bu gençlerimizin feryadını duymayacağız. Bunlar kabul edilemez diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.